Bomba çivi ve demir parçalarıyla güçlendirilmiş. Evet, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör eyleminin acısı henüz tazeyken yine aynı yerde Arapça konuşan şahıslar, şahıs insan ne diyeceğim pek bilemiyorum, demem gerekeni de burada diyemem zaten. Bu saldırıyla dalga geçerek video çektiler. Yapılan bu sözde şakaya CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin çok büyük tepki gösterdi ve sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Hem bu ülkeye gelecekler, hem bu milleti aşağılayacaklar, hakaret edecekler. Bizim artık tahammülümüz kalmadı, dedi. Taksim'de 13 Kasım Pazar günü yaşanan terör saldırısı sonucu 6 yurttaşımız yaşamını yitirmiş, 81 yurttaşımız da yaralanmıştı. Yaşanan saldırı ülke genelinde büyük bir üzüntü yarattı. Tekrar yaşanır mı endişesi tartışılırken bombanın patladığı İstiklal Caddesi'nde skandal bir olay yaşandı. Arapça konuşan bir grup genç İstiklal Caddesi'nde ellerine 13 Kasım'da patlatılan bombanın taşındığı poşete benzer bir poşet aldı. Ardından acı olayla dalga geçmeye başladı. Elindeki poşeti hızla bırakır gibi yapan şahıs çevredeki yurttaşlara korku yaşattı. Çok sayıda yurttaşla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de videoya sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. Tekin, şimdi soruyorum. Video çekip İstiklal Caddesi'nin ortasında Türk milletinin acısıyla alay eden bu insan müsveddeleri hakkında bir işlem yapıldı mı? Hem bu ülkeye gelecekler hem de bu milleti aşağılayacak, hakaret edecekler. Tahammülümüz kalmadı, dedi. Vallahi kalmadı. Yani şimdi orada, o ortamda, oradan geçmekte olan biraz sinirleri gergin, biraz bu tarz olaylara karşı duyarlı bir vatandaş kalkıp onlara zarar verse kim ne yapacak? Nasıl kalkılacak bu işin içinden? Türk halkını da bu kadar küçük düşürmeye kimin hakkı var? Sen benim hem ekmeğimden pay alıyorsun, hem benim istihdamıma ortak oluyorsun, beni işsiz bırakıyorsun. Benim halkım senin yüzünden zorda kalıyor. Hem de geliyorsun benim acımla, benim terörde kaybettiğim 6 canımla dalga geçiyorsun. Mesela Sayın Süleyman Soylu, cuma günü tavrınız, hani o böyle sinirli tavırlarınız falan var ya, göstersenize bu şeref yoksun insanlara. Karşılarına çıkın, sen kimsin de benim acımla, benim halkımla alay ediyorsun desenize. Deyin ya. Vatandaşım ben, bunu talep ediyorum. Benim İçişleri Bakanım siz değil misiniz? Bu milletin vekillerinden birine terörist dediniz. Bir genel başkana şerefsizsin dediniz. İki kelamda gerçekten hakikaten alçaklara söyleyin. Yorulduk biz ya, yorulduk. Bu yaratıklar, o için başımıza bela ettiniz bu canavarları.